Selamlar. Merhabalar hocalarım. Yılın son dersinden herkese selamlar. Hazır mıyız? Sesler de görüntüde bir sıkıntı var mı? Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar herkese. Şuradan ben de yayınımı bir açayım. Yılın en son, 2022 yılının en son online canlı dersinden, YouTube dersinden herkese merhabalar hocalarım. Bugün son dersimizi yapacağız inşallah. Önümüzdeki pazartesiden ya da pazardan itibaren de yapacağımız dersler ne olacak? 2023'ün ilk dersleri olacak. Umarım önümüzdeki 2023 yılında gireceğimiz YÖK, dil, YDS, YDT fark etmez, EYDS fark etmez. Gireceğimiz bütün sınavlarda dilediğimiz puanları, istediğimiz puanları alacağımız bir yıl olur. Ve gerçekten ÖSYM'nin artık öğrencinin puanı almaması amacıyla yapacağı sınavlar değil de daha rahat, çalışanın rahatlıkla kazanabileceği, daha komplike olmayan, daha güzel sınavlarla inşallah karşılaşırız diye umut ediyorum, diliyorum. Herkese mutlu yıllar olsun inşallah. Bugün birlikte ne yapacağız? Bugün birlikte çeviri soru çözümü yapacağız. Çeviri soru çözümü yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir onlara bakacağım. Bazı hocalarım çeviri soru çözümü yaparken full çeviriyor. Bütün şıkları çeviriyor ama yani tek tek şık çevirisi yapıyor. Şimdi bu şekilde çeviri sorusu çözümü yaparsam benim için biraz zaman kaybı olur mu? Zaman kaybı olur. O yüzden çeviri sorularında YÖK dilde 12 tane olarak karşıma çıkan, YDS'de ve EYDS'de 6 tane, YDT'de de 12 tane gene karşıma çıkan bu çeviri sorularını çözerken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir onun üzerine yoğunlaşalım. Netlik çok az diyen hocalarım, eğer görüntü kalitesi düşükse YouTube'da olduğumuz için görüntü kalitesini ayarlar kısmından arttırabilirsiniz. Şimdi şuraya bir tahtamı açayım. Soruyu çözmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir ona bakalım. Şimdi çeviri sorularını çözerken dediğim gibi YDS'de 3'er tane. 3 tane İngilizceden Türkçe'ye, 3 tane Türkçeden İngilizce'ye olmak üzere 6 tane. YÖK dilde de 6'şer taneden olmak üzere 12 adet soru çözümü karşıma çıkacak çeviri sorularında. Şimdi çeviri sorularını birebir baştan sona şıkları çevirerek hata edersiniz hocalarım. Çeviri sorularında yapmamız gereken tek şey aslında bir kural dahilinde gitmek. Ve çeviri sorusunu bir öğrenci doğru yapabilmek istiyorsa eğer kesinlikle relative clause ve non clause konularını düzgün oturtmuş olması lazım. Relative clause, non clause özneleri eğer oturmadıysa, çevirileri oturmadıysa büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çeviri sorularında özne ya da nesneyi bulma noktasında. Şimdi çeviri sorusunu çözerken öncelikli olarak gitmem gereken kural. Birincisi, önce ana fiili bulun. Ana yüklemi bulun. Şimdi ana yüklemi bul. Ana yüklemi nasıl bulurum? Ana yüklem nedir? Yani cümlemin asıl yüklemi. Burada ben relative clause'ların, non clause'ların içinde de fiil çekimleri görüyorum ve bunları da eğer fiil cümlenin yüklemi olarak görürsem büyük yanılgıya düşeriz. Ana yüklem that'lerin, wh yapılarının içinde bulunmayan fiil çekimidir. Bunu unutma. O ne demek? Mesela diyor ki Ece deyip who deyip açıyor. Nasıl Ece? Çalışan Ece. Nerede? Ankara'da. Ankara deyip which deyip açıyor. Nasıl Ankara? Is the capital city. Capital city of Turkey. Türkiye'nin başkent şehri olan Ankara diyor. Türkiye diyor, where deyip açıyor. Yani ben şu who'ların, which'lerin, where'lerin içinde bulunan bu fiiller benim rc ya da nc fiillerim oluyor. Bunlar senin ana yüklemin değil. Ben burada özneyi nasıl tutacağım o zaman? Bunlardan sonra gelen çekimli fiili atacağım. Ece dedim, has been working, ne yapıyor? Çalışıyor for years. Yıllardır çalışıyor dedim. Şimdi bu cümleye baktığında senin birinci çekimli fiilin WH içerisinde ya da that içerisinde ise ana fiil değil. Sonra başka bir çekimli fiile baktın. Which içerisinde bu da ana fiil değil. Sonra has been working'e bakıyorsun. Bundan öncesinde herhangi bir WH question ya da that yapısı yoksa işte bu benim yüklemimdir. Ana yüklemim burada benim. O zaman bunun öncesi komple ne olur? SV yapısından kaynaklı en son çekimli fiil olan ana yüklemin öncesindeki yapı her zaman özne olacağı için özne yüklemin ilişkisini bu şekilde aramam lazım. Şimdi o zaman benim öznem ne? Ankara'da çalışan Ece. Ama nasıl Ankara? Türkiye'nin başkent şehri olan Ankara'da çalışan Ece senin ne olacak? Bir özne olacak. Çalışan Ece'yi kesinlikle görmen lazım Türkçe çevirisinde.
çalışan Ece. Ve şunu unutmayalım. Çeviri sorularında ana yüklemi bulabilmek için öncelikle özneyi doğru düzgün görmek lazım. Ama özneyi de rahatlıkla bulamayanlar için tavsiyem her şeyden önce yüklemi bulmak. En son çekimli fiil, WH question'ların, which'lerin, where'lerin, when'lerin içerisinde olmayan fiiller benim, red clause ve non clause içlerinde olmayan fiiller benim ana yüklemim oluyor ve bunun öncesi komple özne oluyor. Ve genellikle red clause çevirilerini yaparken nasıl bir çeviri yapıyoruz? An en çevirisi ya da the diye çevirisi yapıyoruz. Bunu unutmayın. Eğer ki WH yapısının arkasından bir özne görüyorsam, özne varsa the diye çevirisi yaparım. WH yapısının arkasından direkt fiil varsa, direkt verb görüyorsak an en çevirisi yaparız. Mesela okul, which, my, ne olsun, students, benim öğrencilerimin, went, gitti. Şimdi baktığımda burada arkada bir which'in içerisinde özne var mı? Özne yüklem ilişkisi var. Which'in özne geliyorsa the diye çevirisi yapman lazım. Öğrencilerimin gittiği okul diye çeviriyorum. Gittiği okul. Bu bir. Ama mesela school derim, okul derim. Gene which deyip açarım. Which ne olsun mesela? Was built. İnşa etmek fiilini pasif çekimledim. Arkadan direkt fiil çekimi varsanız çevireceksin. An en çevirisi yapacaksın. İnşa edilen okul. İnşa edilen okul diye çeviriyorum. Yani which'lerin, that'lerin, rc'lerin arkasında bir fiil varsa an en çevirisi. Eğer özne varsa the diye çevirisi yapılır ve fiille burayı birleştiriyorum. Bak, inşa edilen okul, gittiği okul diye fiillerle birleştiriyoruz. Bu önemli bizim için çeviri noktasında. Demek ki WH question'ların içerisindeki fiiller ana fiil değil. Bunlardan sonra gelen en son çekimli fiil bizim yüklemimiz oluyor. Öncesini özne konumuna koyuyoruz. Yüklemi bulduktan sonra özneyi buluyoruz. Burada yaptığımız gibi. Özneyi bulduktan sonra da özne relative clause öznesi mi, non clause öznesi mi yoksa sabit direkt normal bir özne mi diye ayrım yapıyorsun. Relative clause öznesinde bir an, en ya da the, di çevirisi olabilir. İlla onu görmem lazım İngilizce Türkçesinde. Non clause yapısında what ya da şey yapı, what yapısını gördüğünde şey diye çevirmeyi aman diyeyim sakın unutma. Cümlede şey diye bir çekim görüyorsan orada kesinlikle what kelimesini görmen lazım. Normalde bir yerde Ece dersin, bir yerde çalışan Ece dersin. Değil mi? Normal özne de direkt sabit basit özne oluyor. Tamam, özneyle yüklemi buldum. Ama ana yüklemi bulduktan sonra da yüklemin çekimine dikkat edin. Yüklem acaba aktif bir çekimde mi? Yüklem acaba pasif bir çekimde mi? Yüklemde bir modal çekimi var mı acaba diye. Yani yaptı, yapabilir, yapıldı ayrımlarına dikkat etmemiz lazım. Onun dışında başka üçüncü olarak bakmam gereken bağlaç kuralları. Şimdi bağlaç kurallarında kesinlikle bağlacın birebir çevirisine özen gösteriyoruz. Mesela rağmenler, sedes adalar, although, even though, much as yapıları. Bunlar ama fakat diye kolay kolay çevrilmiyor. İstisnai durumlarda although, much as, işte though yapısı ya da işte ne bileyim even though yapısı. Bunları gördüğünde sedes ada. Yapsa da etse de, se de sa da ya da rağmen diye çevirebilirsin. Ama şurada gördüğün do cümle ortasında geliyorsa eğer bunu cümle ortasında ama fakat diye de çevirebiliyoruz. Ama fakat ancak lakin anlamında da çevrilebilir. O yüzden burada do yapısı önemli. Ama fakatlarda bata however'a ya da yete eşit olabiliyor. However, yet, nonetheless, nevertheless bunlar da karşıma çıkan ama fakat ancak bağlaçlarım. Bağlaçların birebir çevirilerine aslında özen gösteriyoruz. Bu yüzden neden sonuç bağlaçları den dolayı neden sonuç bağlaçları için çünkü neden sonuç bağlaçlarına da dikkat etmemiz lazım çeviri yaparken. Bağlaca baktım. Ekleme paralel yapı, işte zıtlık mı var, işte neden sonuç mu var ona göre elememi yaptım. Hala doğru cevap çıkmıyorsa çıktı. Dördüncü olarak bakmamız gereken yapı relative clause ve non clause cümleciklerinin içlerindeki çekimler. Cümleciklerinin içlerindeki fiil yüklem çekimlerine, özne yüklem çekimlerine dikkat et. İçlerine dikkat ettim. En sonunda bazen iki şık arasında bırakır bizi.
Acaba mekmak için çevirisi mi var? Mekmak için çevirisi için bana ne lazım? To work one, bir fiile verdi mesela to study. Yukarıda çalışmak için yazmış. Aşağıda İngilizcesinde birinde to study yazıyor, birinde studying yazıyor. Şimdi bu ikisinin arasındaki ayrım da önemli. Eğer ki mekmak içinse to work one görmen lazım. Eğer ki erek arak ise ing'li yapı görmen lazım. Studying, çalışarak, erek arak. Bu iki ayrıntıya da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz soruları çözerken. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce fark etmez. Öncelikle özneyi bulacağım. Yükleme bakacağım sıralamada. Yüklem aktif mi, pasif mi, modal mı var? Bağlaca bakacağım. Şık elemeden gideceğim. Şimdi sorularımıza bakalım. Öncelikli olarak İngilizce, Türkçe gelmiş. Bu cümledeki ana fiil hangisi? Şöyle bir yakınlaştırayım. Şimdi most of fears, SV yapısını hatırla. İngilizce'de SVO şeklinde, özne yüklem şeklinde dizilimlenir cümleler. Most of fears, korkuların çoğu ama that deyip açıyor. Nasıl korkular? Bizim sahip olduğumuz korkular. Bu benim ana fiilim değil. Bu that'in içerisindeki fiil relative clause fiili. When we were children, şuradaki de relative clause'un içerisindeki when zaman bağlıcığı. Biz çocuk olduğumuzda sahip olduğumuz korkuların çoğu. Öznen bu. İşte bu özneyi tutarsan için şu an çok rahat. Şuraya kadar öznem. Ne diyor? Şurada bir relative clause açmış, relative clause'un içerisinde bir bağlaç cümleciği oluşturmuş. Biz çocuk olduğumuzda sahip olduğumuz korkuların çoğu, özne bu. Korkuların çoğu özne. Şimdi bakıyorum, çocukken yaşadığımız korkuların çoğu mu? Çocukken sahip olduğumuz korkuların çoğu mu? Aslında yaşadığımız değil de sahip olduğumuz demiş ama yaşamak olarak da alabilir mi? Belki alabilir. Ne olur ne olmaz diye tutuyorum. Çocukken aslında çok derin birçok korku yaşarız. Şimdi bak, çocukken biz yaşarız. Bunun öznesi we. Yaşarız da fiile. Şimdi burada özne yüklem ilişkisi bu şekilde mi? Hayır, özne we değil. Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu özne. Fakat deyip geçmiş. Bursa'yı direkt gönderiyorum. Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu özne gelmiş. Ceyhan güzel. Çocukken yaşanılan korkuların çoğu. İşte burada dikkat edeceksin. Bizim yaşadığımız mı, yaşanılan mı? Yukarıda we had demişti. Sahip olduğumuz demişti. Aktif bir çekim. O yüzden burada yaşanılan diyemem. Gönderirim. Burada pasif çekimden. Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu demiş. Özne ilişkisinde Edirne'de doğru mu? Doğru. Özne olarak Edirne doğru, Ceyhan doğru ve Adana doğru. İkisi de, üçü de doğru. Şimdi fiile bakalım. Are actually quite profound. Aslında gerçekten oldukça derindir. Be fiil çekimi isim cümlesinde dırdır diye çevireceksin. Burada herhangi bir fiil çekimi var mı? Yok. Dırdır diye çevireceğiz. Onun dışında but deyip de ama fakat bağlacımla devam etmişim. Şimdi bakalım. Aslında oldukça derindir ancak. Adana güzel geldi. Ceyhan'a bakalım. Aslında oldukça derin boyuttadır. Derindir dedin. Boyuttadır dedin. Burada derindir diyor. Are quite profound. Oldukça derindir. Şimdi boyut var mı? Kelime olarak yok. Sanki şuradaki boyuttadır bir fazlalık gibi geldi. Aslında oldukça derin olsa da. Şimdi derin olsa da, sede sada. Sede sada bağlacım. Rağmen bağlacı değil mi? Rağmen bağlacı. Bunun olabilmesi için bu cümlenin İngilizcesinin başında although yazması gerekiyordu. Although are actually quite profound deyip batı yazmayacaktı. O zaman ben buradaki sede sadayı bağlı çuyumsuzluğundan da gönderirim gitti. İki çık arasında kalırım. Acaba Adana mı Ceyhan mı? Şimdi derin boyuttadır mı? Derindir ancak mı? Derindir ancak, boyut kelimesi yok. Onun dışında ikinci tarafa bakalım, farklı olan neler var. Büyüyüp kendimize daha fazla yeter hale geldikçe, daha fazla yeten bireyler haline geldiğimizde. Şimdi daha fazla yeten bireyler, bak burada da bir relative clause var. Acaba öyle bir şey var mı? As we grow older, biz büyüdükçe ve daha kendine yeten oldukça. Hani birey olan birey nerede? Hiç relative clause var mı? Yok. Korkunun gerçekliği azalır demiş. Devam etmiş. Şuradaki yeten bireylerden de patlıyor mu? Patlıyor. Gönderdim. Cevap ne olur? Cevap Adana olur. Ki ikinci baktığın tarafta ortadan kalkmak, ortadan yok olmak değildi. Fiilim ne? Diminish. Azalmak fiili. Korkuların gerçekliği
azalır deriz. Tamam? Cevap ne olur? Adana. Gelelim 38'e. Özne yüklem ilişkisine bir bakalım. Aslında çok rahattır. Önemli olan eleyebileceğiniz yerlere dikkat etmek. Özne yüklem ilişkisini düzgün tutmak. Şimdi zaman ifadesiyle girmiş. For the last 20 yıldır. Şimdi son 20 yıldır. Son 20 yıldır. Son 20 yılın süre gelen tartışması özne vermiş. Sonra son 20 yıldır. Son 20 yıldır. Son 20 yıldır. Şimdi şuradan baktığımda zaten şu Bursa patlattı. Son 20 yıldır süre gelen tartışması bu özne konumunda. Ama benim son 20 yıldır yapısı cümledeki zaman zarfı. Özne değil. There has been, vardır, mevcuttur, bulunmaktadır diye çevirdiğim bir yapı. Vardır diye de çevirebilirim. Mevcut diye de çevirebilirim. Bulunmaktadır diye de çevirebilirim. Ne bulunmaktadır? Ongoing, süre gelen bir tartışma. As to as for, e gelince, konuşuna gelince. Neye gelince? Jason is no longer, artık exclusive, sadece Amerika'ya sahip olup olmadığı, let alone Afrika Amerikan Müzesi'nin olup olmadığına gelince bir tartışma vardır diyor. Şimdi buradan yürüyecek olursak, benim öznem son 20 yılın süre gelen tartışması özne bu değil. Vardır, mevcuttur, bulunmaktadır diye devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda son 20 yıldır Afro-Amerikan müziği olmaktan çıktığı varsayılan cazın. Şimdi böyle bir şey var mı? Varsayılan caz, özne, sadece Amerikan müziği olup olmadığını sorgulayan bir tartışma bulunmaktadır demiş. Şimdi benim bulunmaktadır vardır da tartışma bulunmaktadır. Bir de süre gelen bir tartışma. Ongoing sıfatına dikkat et. Süre gelen tartışma vardır demen lazım. Varsayılan caz gibi caza dair bir relative clause ya da non clause açtım mı? Açmadım. Adana'yı gönder. Şimdi son 20 yıldır cazın Afro-Amerika müziği olmasını göz ardı eden, bak relative clause'lar, ve tamamen Amerikan müziği olduğunu savunan bir tartışma süre gelmektedir. Özne nokta nokta bir tartışma. Süre gelmektedir fiil. Hayır, fiilim ne? Vardır, mevcuttur, bulunmaktadır. Bu da gitti. Vardır, mevcuttur, bulunmaktadır idan yürüsen bak. Tartışılmaktadır, mevcuttur. Derbi yapısını gördüğünüz yerlerde. Bu deriz olabilir, deriz derar olabilir, there have been olabilir, there has been olabilir. Ya da there was, there were olabilir. Bunların hepsini var, vardır, mevcuttur, bulunmaktadır diye çevirebilirim. Şimdi baktığımda tartışılmaktadır bir nedir? Pasif fiil çekimi. Pasif fiil çekimi var mı benim cümlemde? Hayır. Pasif fiil çekimim yok. There has been. Vardır. Süre gelen bir tartışma vardır. Şimdi Deniz diyor ki Afro-Amerika müziği olmasını bırakın. Bir kenara bırakın. Cazın daha ne kadar Amerikan müziği olarak anılabileceği tartışılmaktadır. Böyle bir fiil yok. Gitti. Ipıpmadığı vurgusu var. Olup olmadığı nedir vurgusu var. O nerede bak? Afro-Amerika müziği olmasını bir kenara bırakın. Cazın artık yalnızca exclusively Amerikan müziği olup olmadığı nedir konusunda süre gelen ongoing bir tartışma mevcuttur, bulunmaktadır. Cevap direkt ne olacak? Edirne olacak. Tamam. Fiilden bile yürürsün. Burada fiilden yürürsem öğrenci şuradaki there have been, there has been yapısını vardır, mevcuttur, bulunmaktadır diye alsa. Bulunmaktadır, başka, mevcuttur. Ya Adana'ya ya Edirne'ye bakar. Şimdi Adana'ya Edirne'ye baktığımda da sorgulayan bir tartışma mı? Yoksa ongoing, devam eden, süre gelen bir tartışma mı? Devam eden, süre gelenden sıfattan direkt Edirne'yi de işaretleyebilirim. Geldim buraya 39'a. Şimdi patriarşi, ataerkillik. Ataerkillik öznem. Orijinalde anlamına geldi fiilim. Bak bu ana fiilim. Superiority, önceliği, of the father. Babanın önceliği anlamına geldi ve use, kullanıldı. To be employed, kullanılması için sosyologlar tarafından. To describe, tanımlamak için aile yapısını. Nasıl aile yapısı verdiği açıyorum. Father rather than the mother was dominant. Aile yapısını açıyor bak şurada. Burası bir relative clause. Babanın rather than the mother, anneden ziyade. Şurada bir rather than var. Rather'dan den ziyade demekti. Anneden ziyade babanın baskın olduğu aile yapısını tanımlamak için. To describe, makemak için.
Şimdi ben özneden yürüyeceğim. Ataerkillik, öznem mi öznem? Şimdi buradan bir yürüyelim. Adana ataerkillik, Bursa ataerkillik, ataerkillik, Ceyhan Denizli ataerkillik, ataerkillik. Hepsinde özne aynı. Anlamına geldi. Orijinalde ama bak esasen özünde diye çevirebilirsin. Şimdi esasen babanın ayrıcalığını ifade etmekteydi. Şimdi babanın ayrıcalığını, önceliğini ifade etti ve kullanıldı gibi devam edecek. Ve bağlacıma dikkat edin. Şimdi babanın ayrıcalığını ifade etmekteydi olabilir. Özünde babanın hakimiyetini anlamını taşımaktaydı. Min anlamına gelmekteydi. Min anlamına gelmek daha doğru dursun. Sonra ilk olarak firstly. Orijinalde firstly mi yoksa orijinaliyi ilk olarak diye mi çeviririm? Şimdi orijinalde başlangıçta esasen özünde ama ilk olarak diye çevirebilir miyim? Çeviremem gibi. Firstly kullansa daha doğruydu ama dursun. Babanın üstünlüğü anlamına sahip de. Şimdi anlamına sahip de anlamına gelmek. Mean kelimesi normalde anlamına gelmek demek. Anlamına sahip olmak diyebilmem için benim burada had diye bir fiil kullanmam lazım. O da gitti. Sonra başlangıçta orijinalde babanın üstünlüğü anlamına gelmekteydi. Mint, dursun, en kuvvetli Denizli gibi. Edirne'ye bakalım. Aslen babanın üstünlüğü anlamına gelmekteydi. Bir kuvvetli de Edirne'den geldi. Şuraları bir tutuyorum. Sonra devamına bakalım. Anlamına geldi. Diyor ki, used to be employed by sosyologlar tarafından kullanılmak için kullanıldı. Şimdi ve toplum bilimciler tarafından. Anneden ziyade babanın baskın olduğu aile yapılarını tanımlarken kullanıldı. Şimdi kullanılırdı, use tamam pasif ama ikenlik bir şey var mı? Tanımlarken mi? To describe, tanımlamak için mi? Tanımlamak için kullanılır. Adana gitti. Sonra diyor ki, toplum bilimciler tarafından anneden ziyade babanın baskın olduğu aile yapılarını ele alırken, gene ele alırken, burada bir while, burada bir when, burada bir herhangi bir as yapısı, just as yapısı var mı? Yok, gitti. Onun dışında ya Denizli'yim ya Edirne'yim. Anneden ziyade babanın baskın olduğu aile yapılarını tanımlamak için mi? Aile yapılarını vurgulamak için mi? Şöyle bir baktım da. Tanımlamak, to describe kullanılırdı güzel. Toplum bilimciler tarafından anneden ziyade babanın sözünün geçtiği. Şurada bir sözünün geçtiği fazlalığı var. Aile yapılarını vurgulamak değil, tanımlamak, emphasize vurgulamak ya da state vurgulamak olurdu. Burada fiil de hatalı. Ben describe tanımlamak aldım. Tanımlamak için değil, vurgulamak için değil, tanımlamak. Bu bir. İkincisi sözünün geçtiği aile yapısı olmuyordu. Anneden ziyade babanın baskın olduğu aile yapıları demem lazımdı. Edirne buradan gider, cevap direkt Denizli olur. Bunlar çıkmış sorular, evet, çıkmış YDS soruları. Bu soru mesela İngilizceden Türkçe'ye çevirdi, biraz zorlayıcı bir soru. Ama soruyu çözebilmek için şuradaki to describe yapısına dikkat etmeniz lazım. Tanımlamak için. Tanımlarken olmaz. Bak, onu gönderdim. Tanımlarken olmaz. Burada yapısı tasvir etmek için, tanımlamak için bu zaten şuradaki yapıdan gitmişti. Onun dışında anneden ziyade babanın ön planda değil baskın olduğu aile yapıları. Şöyle bir baktığımda tanımlamak için, vurgulamak için ya da tanımlarken, ele alırken. İkenlik bir şey yok. Bu ikenleri gönderdim. Tanımlamak için diyebilmem için benim vurgulamak içini ve sözünün geçtiği aile yapısı fazla olduğu için gönderdim. Kullanılırdı kullanılır buraya kadar güzel ama şurada başlangıçta ilk olarak değil de başlangıçta demem daha doğru olurdu. Tamam. Geldim şimdi Türkçeden İngilizceye. Şimdi Türkçeden İngilizceyi çözerken de neye dikkat edeceğim? Önce gene özneyi buluyorum. Sonra yüklemi buluyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Oyunlara ve özellikle çocuk oyunlarına ilişkin inançlarımız. Türkçe'de genellikle virgüle kadar olan kısım özne olarak alınıyor bak. Özne, Türkçe'de dizilim ne şekilde? Özne, nesne, yüklem şeklinde. Yüklem Türkçe'de her zaman sonda olur. Sondan eklemeli bir dizilim çünkü. Oyunlara ve özellikle çocuk oyunlarına ilişkin inançlarımız özne. Teknoloji ve küreselleşme ile köklü değişimler geçirdi. Değişim geçirdi diyeceğiz. Yüklemim de burada. Öncelikli olarak özneyi bulun. Oyunlara ve özellikle çocuk oyunlarına ilişkin inançlarımız. Our belief diye girmen lazım. Bizim inançlarımız. Şimdi biz özne değil. Biz inanırız özne değil. Özne ne? Bizim inançlarımız oyunlar ve çocuk oyunları ile ilgili özellikle inançlarımız özne.
Owing to'den dolayı neden sonuç bağlayıcı? Yani radikal değişimlerden dolayı oyunlarda ve çocukların oyunlarında özellikle bizler değiştirdik bizim tutumumuzu deyip özne biz değil gönder. As to, as for, when it comes to, konuşuna gelince diye kullandığım bir bağlaç. Teknoloji ve küreselleşmeye gelince böyle bir şey yok. Bizim inançlarımız oyun ve çocuk oyunlarıyla ilgili değişti önemli ölçüde. Şuraya kadar özne doğru. Bak, özne bu. Şuraya kadar baktığımda özne doğru. Ama hangisi? Çocuklar ve çocuk oyunlarına ilişkin inançlarımız önemli, köklü değişimler geçirdi. Şimdi teknoloji ve küreselleşme ile birlikte, bunlarla birlikte değişim geçirdi. Şimdi have undergone başından geçirdi önemli değişimler. Neyle birlikte? Neyle? Teknoloji ve küreselleşmeyle. Cümlede hiç e gelince diye bir şey gördün mü? E gelince, küreselleşme ve teknolojiye gelince bizim inançlarımız değişti önemli ölçüde kökten. Böyle bir e gelince yapısı yok. Buradaki as to, as for, when it comes to yapıları fazlalık olur. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan olacak. Geldim 41'e. Şöyle bir bakıyorum. Anadolu'daki arkeolojik kalıntılar. Öznem bu. Anadolu'daki arkeolojik kalıntılar özne. Şimdi arkeolojik kalıntılar Anadolu'daki özne güzel. Anadolu'da arkeolojik kalıntılar mı? Anadolu'daki arkeolojik kalıntılar mı? Bak, Anadolu'da arkeolojik kalıntılar demiş. Olur mu sence bu? Olmaz. Anadolu'daki arkeolojik kalıntılar. Özne patladı. Çünkü bunun öznesi arkeolojik kalıntılar gösterir deyip geçiyor. Asıl özneye bitişik vermesi lazım. Arkeolojik kalıntılar Anadolu'daki. Arkeolojik kalıntılar Anadolu'daki. Olive tree. Özneye bunu vermiş. Zeytin ağacı ve insan bilgisi. Özne bunlar değil. Özne patladı. Özneyi gönder. Edirne'ye baktım. Kalıntılar. Arkeolojik bölgelerdeki Anadolu'daki. Şimdi bak, ne kadar değiştirmiş özneyi. Kalıntılar güzel. Arkeolojik bölgelerde, Anadolu'daki arkeolojik bölgelerdeki kalıntılar mı öznem? Yoksa Anadolu'daki arkeolojik kalıntılar mı? Bölgeler fazla. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce'de ne bir eksik ne bir fazla diye gideceğiz. Bölgeler, size yapısı fazla. Elimde bir Adana, bir Ceyhan kaldı. Öznem doğru. Şimdi bu arkeolojik kalıntılar, fiile bakalım. Zeytin ağacının çok eskilere dayandığını ve aynı zamanda zeytinyağının faydalarını insanların bildiğini gösteren deliller sunmaktadır. Delil sunuyor kalıntılar. Delil sunuyor. Şimdi Adana diyor ki arkeolojik kalıntılar have revealed, açığa çıkardı. Fiil olur mu? Delil sunuyor. Açığa çıkardı the fact that, şu gerçeği açığa çıkardı. Cümlede hiç şu gerçeği yok. Açığa çıkarma yok. Delil sundu demen lazım. Provide, sağladığı delil şuna. Sundu delil diyor bak. Sağlar, proof, kanıt sağlar. Delil sunar. Doğru musun? Doğrusun. Cevap direkt Ceyhan. Özne yüklem ilişkisinden de direkt çıkıyor mu? Çıkıyor zaten. Geldim şuradaki 42. son soruma. Şimdi bak, 5 satır, belki de 2, 4, 5 satırlık soru yazmış. Ama bu benim gözümü korkutmasın. Ben burada özneyi yakalarsam çok rahat bir şekilde de ne yaparım? Güzel bir şekilde sorumu çözerim. Fiilimi yakalarsam, özneyi yakalarsam, bağlacı yakalarsam bu soru benim için biter. Şimdi öncelikli olarak özneye bak. Kendine ait önemli rezervleri bulunmayan dünyanın en büyük enerji tüketicisi Avrupa Birliği, virgüle kadar özne. Şurası özne. Ama red clause öznesi var. Kendine ait önemli rezervleri bulunmayan dünyanın en büyük enerji tüketicisi Avrupa Birliği. Tek başına Avrupa Birliği özne olmaz. Özne bu. Avrupa Birliği. Rezervleri bulunmayan en büyük tüketici Avrupa Birliği. İhtiyaç duyduğu enerjinin %50'sini ithal etmektedir. Birinci fiilim ithal eder. Sonra ve bağlacım var. İthal enerjiye olan bağımlılığın 2030 yılına kadar %70'e çıkacağı tahmin edilmektedir. İkinci cümle bir pasif çekim atmış. Tahmin edilir. Şimdi bakalım. Öncelikli olarak öznemize bakalım. Hani Avrupa, herhangi bir as için, çünkü olarak anlamında belki kullanabilirim. Avrupa nerede buralarda? Bir Avrupaları bulalım her şeyden önce. Mesela bak, dünyanın en büyük enerji tüketicisi, without its own significant reserve, önemli rezervleri olmayan en büyük, değil mi? En büyük enerji tüketicisi Avrupa Birliği. Öznem şu, güzel, buraya kadar özne.
ithal etmektedir. %50'sini enerjisini. Buraya kadar güzel. End deyip bölmüşsün. Adana çok güzel. Bursa'ya bakalım. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olarak Avrupa Birliği. Şimdi en büyük enerji tüketicisi olan ama önemli rezervleri bulunmayan demem lazım. Hani bulunmayan nerede? Bulunmayan yok, direkt sahip değildir. Önemli rezerve demiş. Fiilini sahip değildir atmış. O relatif clause öznesi. O gider. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olarak onun kısıtlı enerji rezervleriyle Avrupa Birliği. Şimdi burada şuraya kadar özne güzel de olarak nerede? Olarak yapısı var mı? Olarak yok. En büyük enerji tüketicisi olarak Avrupa Birliği gibi bir şey yok. Ez burada fazlalık. Besides yanı sıra ek olarak. Benim zaten yukarıda yanı sıra bir şeyim yoktu. Being the world, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olmanın yanı sıra günümüzde. Which ki bu da eksik getirir ya da azaltır onun kendi rezervini demiş. Böyle bir red clause yok. Azaltmak kendi rezervini, önemli rezerve sahip olmayan diye çevirecektim. O da gitti. Edir bir de besides yanı sıra ekleme yok. Özne ne? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği is'dir. Çekim atmışsın. Dünyanın en büyük enerji tüketicisidir. Bu özne yüklem ilişkisi oluyor. Bunu ben öznede vermem lazımdı. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan, kendi rezervi bulunmayan Avrupa Birliği demem lazımdı. Bu da gitti. Tek özneden cevabım ne olur bak? Cevabım direkt Adana olur. Demek ki ben özneyi düzgün bulursam, fiile odaklanırsam ve bağlaca yüklenirsem soru çözüm benim için ne olacak? Bitmiş olacak. Anlaştık mı? 2013 YDS sınavının KPDS dönüşü YDS'nin sorulmuş olan 6 tane çıkmış sorusuydu bunlar, çeviri sorusu olarak. Bu soruları çözmek için yapmanız gereken tek şey bol bol relative clause ve non-clause çevirilerinizi güçlendirmeniz. Relative clause, non-clause öznelerine odaklanmanız. Bu çevirileri nasıl yapıyoruz? Ne şekilde dikkat etmem lazım? Hangisi cümlenin ana yüklemi? Bunları bilmezsek eğer çeviri sorularına çok büyük sıkıntılar yaşarız. O yüzden size tavsiyem, çeviri soru çözümü yapmadan önce bol bol relative clause ve non-clause özne bulmaya, işte cümlelerin içerisindeki metinleri okurken özneleri, ana yüklemleri, çekimleri, işte isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi bulmaya, bunlara özen gösterin ki sınav anında ya da soruyu çözerken büyük sıkıntılar yaşamayalım. Tamam? Hocam sadece bu canlı yayında bu kadar çok yalnız dokunuyor ki. Anlatamam. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek? Dilarcan, faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Hocalarım, yılın son dersini tamamlamış bulunmaktayım. Umarım size faydalı olmuştur. Tek tek çeviri yapmaktan ziyade, tek tek şıkları çevirmek ziyade soru kalıbından dikkat etmem gereken yerleri çekiyorum. Aşağıda onlara göre eleme yapıyorum. Çeviri sorularında İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce fark etmez. Özneyi buluyoruz, fiili buluyoruz ve bağlaç üzerinden yola çıkarak hareket ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize mutlu yıllar diliyorum hocalarım. İnşallah önümüzdeki 2023 yılı gerçekten savaşların olmadığı, hastalıkların olmadığı, sıkıntıların olmadığı, ekonomik zorluklar yaşamayacağımız güzel bir yıl olması dileğiyle, herkesin dileğinin, isteğinin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gece dahi, gece gündüz bile olsa tavsiyem bol bol kelime ve çeviri üzerine yoğunlaşın. YDS'ciler, yurt dilciler ve YDT'ciler, kelime bizim için çok önemli. Aman diyeyim ne olur, kelime noktasında atlamayalım. Kelime çeviri noktasında kendimizi bir kenara atmayalım. Bol bol tamam gramer soru çözümü yaparız. Bol bol sorular çözülür ama kelime çeviri önemli hocalarım. Kelimeyi zorla ezberletemiyoruz. Lütfen yeni yılda sizden tek temennim bol bol kelime ve çeviri çalışması yapmış olmanız. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Umarım dilediklerimizin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Seneye görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. YouTube'da kayıt olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, aman diyeyim Telegram gruplarına kaydolmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.